Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımızda bu tarz bir video yoktu. Artık zamanı geldiğini düşündüm ve böyle bir video çekme gereği duyuyorum. Peki bu video nedir? Elimizi aldık telefonumuzun kamerasını ve çıktık. Dağlara taşlara demiyorum, kendi bahçemdeyim. Sizlerle bir tekstür, yani bir kaplama nasıl elde edebiliriz, buna değineceğiz. Peki nasıl bir kaplama olacak bu? Şöyle biraz da manzara göstereyim ben size. Konuşurken tabii. Şimdi arkadaşlar bir yaprak olsun, bir farklı bir tekstür olsun, bir kaplama olsun. Bunları nasıl elde edebiliriz? Bunları bu dersimizde değineceğim. Elimden geldiğince sizlere anlatacağım. Şimdi biz yaprak üzerinden giderek sizlere bu konuyu anlatacağım. Şimdi elimde gördüğünüz gibi şöyle bir karton, bildiğiniz normal bir karton var ve bir tane de yaprak var. Yaprağı da nereden temin ettim? Tabii doğada nereden temin edeceğim? Ağaçtan. Başka bir alternatifimiz yok. Şöyle bir ağacım var. Bu ağaçtan temin ettim. Gördüğünüz gibi şimdi bu ağacın bir yaprağını, bir kaplama, bir tekstür olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu göstereceğim. Yani bu yol üzerinden giderek birçok doğadaki hani, çimen, ot, dal gibi objelerin kaplamalarını elde edebilirsiniz. Ben sadece size örnek olması açısından gösteriyorum. Şimdi elimize bu kartonumuz var. Bir adet de yaprağımız var gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu hemen değinelim şimdi. İlk başta kartonumuzu yere koyuyorum. Şu şekilde göstereyim. Kartonumuzu yere koydum. Yaprağımızı da koyuyorum. Şöyle biraz düz değilse elimizde biraz düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi koyduk yaprağımızı zemine. Biraz şöyle tam ortalıyoruz ki neden farklı bir renk kullandık? Photoshop'ta, yani dijital ortamda kesme bölümünde daha rahat işlem yapabilelim diye. Şimdi tam şu aşamadayken biraz odaklıyorum ve yakala dedim. Bir adet de şu şekilde yakalamak istiyorum yaprağımı. Yakınlaşıyorum daha detaylı olsun diye. Daha detaylı olması amacıyla daha da yakınlaştım. Şöyle tekrar bir odaklıyorum ve yakala dedim. Evet. Bu şekilde yaprağımızın artık fotoğraflarını çekmiş olduk. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir yaprak. Bu kaplamayı artık dijital ortama geçerek bakalım nasıl kullanabiliyoruz, nasıl hazırlayabiliriz. Buna geldi sıra. Evet, şimdi dijital ortama koşuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi dijital ortama geçtik ve artık Photoshop kısmında dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çektiğimiz birinci resim buydu. İkinci resim ise buydu. Ben bu fotoğraf üzerinden gideceğim. Hem daha yakın olduğundan dolayı hem de hatlar daha belli oluyor bu fotoğrafta. Şimdi şu ayarlarıma bir göz atayım. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ve şimdi fotoğrafın sürükleme mantığıyla Photoshop'un içine aktardım. Kayıta bir bakayım, bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şimdi çift klik yapıyorum, sol ile kilidi kaldırdım. Şimdi arka plan ile objemizin neden renginin farklı olması gerektiğini bu alanda anlayacağız. Şimdi arka rengimiz çok farklı bir renk olsaydı, buradan Magic Band Tool aracına tıkladığımız zaman direkt arka plana tıklasaydık direkt bütün alan seçilecekti. Delete tuşuyla arka planı komple silebilecekti rahat bir şekilde. Ama bu kısımda gördüğünüz gibi arka planımız çok alakasız bir şekilde olduğu için, hani bazı yerlere şimdi yaprağımızdan da anlıyorsunuz, ışık farklı noktalardan vurduğu için ışığın düştüğü noktalar ile düşmediği noktalar arasında ton farkı oluyor ve o yüzden seçim esnasında eşit bir şekilde seçim yapamıyoruz. Peki burada ne yapacağız? Şimdi resmimizi seçelim, hatta bunun bir yedeğini de şöyle yapalım, elimizde bulunsun. Şimdi Image Adjustment, buradan Hue Saturation bölümünü açıyorum. Buradan herhangi bir renk seçiyorum. Çok önemli değil. Şimdi şu ışığın çok vurduğuyla az vurduğu rengin tam orta kısmından bir yer seçiyorum şöyle. Seçtim. Şimdi şurada bir bölüm seçti ve ben buradan ayarla oynadığım zaman gördüğünüz gibi seçtiğim renklere en yakın renklerin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şöyle farklı bir renk seçiyorum. Saturation'ı full gri yaptım. Buradan da rengi en yükseğe getirdim, yani beyaz olacak bir şekilde. Ve okey diyorum. Şimdi seçim aracıma tıkladım. Tekrar seçiyorum. Şimdi birçok yerin seçilmiş olduğunu görebiliyorum. Yakınlaştım.
Şimdi elim shift tuşundan şurayı da seçtim. Biraz daha yakına gelerek seçiyorum ama burayı da seçti. Şimdi burayı sondan seçeceğiz o zaman. Şöyle bir bakıyorum. Buralar gayet güzel seçmiş aslında. Şimdi delete tuşuna basarak sildim. Kabaca bir silme işlemi uyguladım. Ctrl D ile seçim dışı bıraktım. Şu kısmı yeniden seçiyorum ve delete'lerini tekrar şöyle de seçiyorum. Burayı da şöyle seçiyorum ve delete dedim. Şimdi bakıyoruz, şuradan da bir seçim yaparak sildim. Şuralarda bir seçiyorum ve sildim. Bakalım bundan silebileceğimiz başka neler var. Şu kısımlar var. Bunları ayrıca zaten sileceğiz. Şu var. Şurada sildik. Bakıyorum hızlıca şöyle. Genel kısımlarını silmiş olduğumuzu görebiliyorsunuz. Burada şimdi direkt Polygon Less Tool aracımı seçtim. Şimdi objemin şöyle en yakın kısımlarından gidiyorum ki burada gördüğünüz gibi şu dışarıda silinmeyen kısımlar var. Onları silmek için böyle bir yol izliyorum hızlıca. Objemin en yakından gidebildiğim kadar bir şekilde ilerliyorum. Şöyle böyle hızlıca şu şekilde dolanıyoruz. Şurada az bir şey içeri girdik ama çok da önemli değil. Küçük bir ayrıntı onlar. Şimdi şu kısmı biraz daha hassas bir şekilde seçiyorum. Şurayı hızlıca geçiyorum. Buralar gayet temiz olduğundan dolayı buraları şöyle hızlıca geçebiliriz. Şurada bazı kısımlar var. Şurayı da şöyle seçiyoruz. Dediğim gibi arka planımız tamamen zıt bir renk olsaydı bu kadar uğraşmayacaktık. Ama amatör bir çekim olduğundan dolayı ben de pek özenemedim. Hani gerekli ekipmanlar falan olsaydı daha iyi bir sonuç elde edebilirdik tabii ki. Gördüğünüz gibi telefonun kamerasıyla çektiğim, yani onunla yaptığım bir ders oldu bu. Artık idare edelim. Bir sonraki aşamalarda belki daha profesyonel bir şekilde yapabiliriz bir şeyler. Şu kısımları da seçiyoruz. Bir sonuna gelemedik gitti. Bayağı da bir seçim yaptık ama. Evet, sonuna geldik ve enter'ladım sonunda. Şimdi sağ klik select invert diyorum, yani seçimi tersine döndürdüm ve delete yaparak artık bütün kısımları silmiş oldum. Ve burada image rotation 90 derece döndür dedim ve artık resmim burada transparent bir şekilde duruyor ve file save as, bunu PNG formatında buna yaprak adında kaydediyorum. Evet, şu anda kaydetmesini bekliyorum. Kaydettikten sonra Blender'a geçerek orada da küçük bir çalışma yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç verdi diye. Şimdi ufaktan Blender'ı açalım. Gördüğünüz gibi yaprak PNG olarak buraya çıktığı verdi, gayet güzel yüksek çözünürlükte bir kaplama oldu kendisi. Şimdi Blender'da ne yapacağız, şöyle hemen tekstürümüzün bir görüntüsünü almak açısından şöyle bir yol izliyorum. Sahneyi bir adet plane ekledim, x ekseni 90 derece gönderdim, U'ya basıyorum. Tab modunda, tabii ki edit moddayken U'ya bastım. UV, buradan projecting from view dedim, baktığım açıya göre tekstürün boyutuna göre UV ayarla dedim. Yine pencere açıyorum. Buradan Node Editor, yani görelim bakalım tekstürümüz nasıl oldu diye. Buradan da Node Editor açtım. Pardon.
Note Editor, text editor açmış yanlışlıkla. Şöyle biraz büyüttüm. Şimdi buradan New dedim. Materyalimizin içine yaprak diyebiliriz. Shift A Texture, Image Texture buraya koyuyorum, bağladım. Şimdi Open dedim, Desktop. Hangi klasörün içine atmıştık, evet burada. Yaprağımızı seçtik, Open Image dedim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar Shift A Shader, bir adet Mix Shader istiyorum, bir adet de Gloss istiyorum. Pardon, yanlış, Gloss'u değil. Transparent istiyorum. Bunu birinciye bağlıyorum. Yani rengimiz ikinci seçenekte oldum. Ve alfa çıktısında direkt farklı örgüsüne bağladım. Ve materyal diyorum. Şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Şimdi bunu biraz ayarlayacağız. Şuradan da tekstürümü seçiyorum. Burada UV'yi şöyle ayarlıyor. Seçtim. Y yaptım. Y ekseninde böyle. Buradan da Y ekseninde küçülttüm. Buradan da GX ekseninde, yani hemen hemen bu şekilde kapladık ve Scale X yapıyorum. Bu şekilde kaplanmamızı yapmış olduk. Burada şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Buna bir Bump Map tarzında bir şey. Convert Color Ramp. Şöyle bir şey yapıyorum. Bakalım nasıl bir şey oldu şöyle. Şöyle biraz daha kameranın açısını genişletiyorum. Yaprağım burada. Bunu şöyle yapalım. Bump map'ini bu şekilde yapabiliriz. En basit haliyle. Buradan vektör bump dedim. Şöyle bağlıyorum. Şimdi şöyle bir render alacağız. Almadan önce bir adet de ışıklandırma için Environment Texture atıyorum. Buradan da HDR'ımı seçtim. Şiddetini 3 yapabilirim. Şimdi bir render al dedim. Evet, yaprağımız bu şekilde bizleri karşıladı. Baktığımız zaman tam istediğim gibi olmamış. Çünkü burada hatamız var. Alfa çıktısını ayarlamadık. Şöyle color'ı buna bağlıyoruz. Yanlışlığımız olmuş olur çünkü. Alfa çıktısını tekrar faktöre bağlıyorum. Şimdi şu şekilde bir render alıyorum. Evet, bu şekilde bir render aldığım zaman gayet güzel bir kaplama yapmış olduğumuzu görebiliyoruz. Tekrar bir render alıyorum. Tabi sample düşük olduğundan dolayı çok da kaliteli olmasa da idare eder bir şekilde bizleri karşılıyor. Tekstürümüz, yaptığımız materyal şemasıyla plane'imizin boşta kalan kısımlarını transparent'a döndürdük. Onları gizledik ve yani normal bir yaprak objesi gibi bir obje oldu. Yani arka planı şöyle gizlemeden kaldırırsam tekrar bir F12 diyorum. Şimdi render alıyor kendisi tekrar. HDR görüyorsunuz. Normalde bu plane'di. Plane'in yanlarını gizleyerek bu şekilde bir obje haline getirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz bir yaprak kaplaması oldu. Evet arkadaşlar, bu dersimizin ufaktan sonuna gelelim isterseniz. Bu ders serimizde sizlerle kendi çektiğimiz tekstürleri, yani yaprak üstünden giderek anlatarak nasıl kaplama yapabiliriz, bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki video serimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir şey olsa videonun açıklama kısımlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.